Efendim başlıyoruz. Sonbahar veya güz konferansları serimize başlıyoruz. Önce bu binanın yapılmasında, bu hale getirilmesinde büyük emeği geçen Erdal Bey kardeşime ve bundan önceki yönetime, sonra burayı teslim olup bu güzel şekle getiren yeni yönetim, Dinçer Bey kardeşimiz ve yönetimine kere teşekkür etmek isteriz. Durumunuz adına. Büyük emek verdiniz ve büyük iş başardınız. Yani bu Ülkeler Birliği'nin kalıcı bir kültür yatırımı oldu. Sadece bir kültür yatırımı oldu. Birinci nokta bu. İkincisi, buraya sevgili Oral Sander'in adını vermek çok iyice ve doğru bir düşünce. Çok erken ayrılmıştı aramızdan. En verimli zamanıydı. Ve Oral hem değerli, bilim yönünden değerli, hem de insan olarak çocuk saflığında bir insandı. Çok temiz bir insandı. Dolayısıyla burası ve Muammer Bey'in adına verildiği salon, ikisi birbiriyle mülkiye çatısı altında birleşti. Bu da ince, güzel ve doğru bir düşünce. Bunları önce grubumuz adına bir söylememiz lazım. Efendim, bu toplantıyı Dinçer Bey kardeşimizle bu toplantıyı burada yapmak üzere görüştük. Dolayısıyla biz Erdal Bey dostumdan itibaren verdiğimiz bir söz vardı. Bu salonda bir toplantı yapacağız. Onun için bu toplantıyı ve Mülkiye'nin Demirbaşı, duayen sözü o kadar çok kullanılıyor ki, Demirbaş daha doğru. İnsan olarak Demirbaş, eşya olarak değil. Bilimsel olarak Demirbaş. Ruşen Keleş'le yapmak ve bu toplantıdan sonra bizim 2 yıldır birlikte olduğumuz, bütün bize katılanların da bizimle birlikte olduğu Uğur Mumcu Vakfı'na dönmemiz gerekiyor. Onun için bu tek toplantıdır. Bunu bizi izleyenlere hatırlatayım. Tek toplantıyı burada yapıyoruz. Gelecek haftadan itibaren Uğur Mumcu Vakfı'ndayız. Ve orada devam edeceğiz. Bütün toplantılarımız orada yapılacak. Ve toplantılarımız tam saatinde başlayacak. Yani 3'te 2.30'da galiba 2.30'da bundan sonraki toplantılarımız. Buraya gelişte bir sorun olduğunu tahmin etmiyorum. Uğurmuncu Vakfı'na gelişte de bir sorun olduğunu tahmin etmiyorum. Ve toplantılarımızın özelliği forum şeklinde olması. Yani katılanların kendilerini katılımcı olarak hissetmeleri, dinleyici olarak değil de katılımcı olarak hissetmeleri. Böyle yaparlarsa biz çok memnun oluruz şunun için. Çünkü herkes katıldıkça plancı olur. Uzaktan plancı olunmaz. Yeni planlamayı düşünmek için mutlaka katılmak lazım. Mutlaka bunun üzerinde düşünmek lazım ve eleştirmek lazım. Bu bakımdan sonbahar programımızı yaptık. Fakat bundan sonraki programlar için sizin önerilerinizi açıyoruz. Yani bahar dönemi ne zaman başlatacağız? Kimleri önerirsiniz? Hangi alanları önerirsiniz? Madem ki iddialı bir başlığımız var, 21. yüzyıl için planlama diye, o zaman başlıklarda ve konuşmacılarda da düşünce planında iddialı olmamız lazım. Buna özellikle yeni bir rica olarak tekrarlayayım. Burada 2 şey var. Şöyle bir ihtiyaç var. Biz hep gelecekten bahsediyoruz. Sanki bugünün Türkiye'sinde yaşamıyormuşuz gibi. Böyle bir his hepimizde var doğal olarak. Tabii yaşıyoruz ama bugünün Türkiye'si bir alacakaranlık kuşağında geçiyor. Bir 0 yılına geldi ve bir geçiş halinde ve bir alacakaranlık içinde. Nasıl alacakaranlık kuşağı dizisinde vaktiyle televizyonlarda seyrettiğimiz alacakaranlık kuşağı dizisinde garip şeyler oluyordu. Aklı hayale gelmeyen şeyler oluyordu. Bugünün Türkiye'sinde de akla hayale gelmeyen garip şeyler oluyor. Dolayısıyla gelecekten bahsederken belki
bugünün alacakaranlık kuşağı Türkiye'sinden de başka bir konferanslar grubu gibi örgütleyerek belki onun üzerinde de konuşmak lazım. Önerileriniz olursa bunu da lütfen bize aktarın. Yani gelecekten bahsediyoruz ama bugünün Türkiye'sinde yaşıyoruz. O halde biraz bunu da konuşalım. Fazla şikayet etmeden gözlemlerimizi koyarak bunu da konuşalım. Bunu ayrı konferanslar şeklinde sanıyorum düşünebiliriz. Böyle bir şey olabilir. Fazla güncele takılıp kalmadan ama bugünden yarına söyleyeceğimiz ilginç gözlemlerimiz varsa bunları da esirgemeyelim. Bu dönemin konferanslarında gelecek hafta Bülent Kuşoğlu, UMAK'ta, Uğurmancı Vakfı'nda başlayarak sosyal güvenlik, yani bütün hepimizi ilgilendiren kamusal olarak bir güvencemiz var mı? Var mı? Gelecek hakkında peki nasıl bir güvencemiz olsun? Bunu Ozan arkadaşımız Uğurmancı'da son dönemde güzel bir şekilde konuşmuştu. Bana göre eksik bıraktığı şey, haklı olarak, çünkü kendisi halen çalışıyor, eksik bıraktığı şey, geleceğe ait kendi aklında bir model olmasına rağmen bunu yüksek sesle bize anlatmaması olur. Yoksa ben biliyorum ki kendine ait öngörüleri var. Dolayısıyla Bülent Bey daha dokunulmazlığa sahip bir arkadaş diye düşünüyorum, milletvekili olduğuna göre. Ve madem ki o sosyal sigorta sisteminden yetişmiş, o halde geleceğe ait gözlemlerini zorlayalım ve bize söylesin. Varsa esirgemesin, yoksa üretelim. Öyle bir şey yapalım. Ondan sonra İstanbul'dan bir arkadaşımız, Anıl Bey Aba. Anıl Aba. Hepimiz büyük bir okyanusun içinde yaşıyoruz, kapitalizm. Ama kapitalizmin dalgaları tsunami şeklinde. Yani insanları ve toplumları artık boğuyor ve kapitalizmin ne olacağı hakkında hepimizin düşünceleri var, soruları var, gözlemlerinin de olması lazım. Bu arkadaşımız genç bir arkadaş, ben tanımıyorum fakat sitayişle bahsettiler. Dolayısıyla o 2 Kasım'da kapitalizmin geleceği ve 21. yüzyıl üzerine konuşacak. Sosyalizmden de bahsetmek istiyordu ama ben yasakladım. Çünkü halen galiba ortalıkta yok sosyalizm, görünmüyor. 16 Kasım'da Kerim Rota. Kerim Rota çok deneyimli bir bankacı. Finans piyasalarını çok iyi bilen, finans piyasalarında ne olduğunu çok iyi bilen bir arkadaş. Ben de tanışmıyorum ancak yazdıklarını okuyorum. Teknik olarak insana çok şey öğretiyor. O halde bize Amerikan kapitalizminin finans damarına nasıl esir düştüğünü anlatarak başlasın. Ama kendisi Türkiye'nin konumunu, yani 2004'ten 2019'a kadar Türkiye nasıl geldi, nasıl bu finans damarına gitgide esir oldu galiba bize öncelikle bunu anlatmak istiyor. Fakat sorularımızla kendisine dünya kapitalizmini de soralım. Özellikle sadece finans piyasalarının değil, Amerikan kapitalizminin finans yapısının nereye doğru gittiğini de kendisine soralım. 16 Kasım'dan sonra 30 Kasım'da Çağatay Keskinok, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden arkadaşımız, ehliyetli bir arkadaşımız biliyorsunuz, bize yeni bölgesel bakış ne olabilir ve anlatacak. Buradan meramımız şu, bir Sayıştay raporu çıktı. Yeni, okumuş olabilirsiniz. Şunu söylüyor, kalkınma ajansları denen senaryo, Türkiye'nin bölgesel bakışını paralize etti. Adeta misyonu buydu. Tam bir iflasla sonuçlanmış durumda. Bu resmi bir rapor olan Sayıştay raporunda, yani son 15-20 yılın muhasebesi olarak
önümüze sergileniyor. Nasıl planlama adını kullanarak nasıl bölgeleri parça parça hale getirir ve işlemez kılarız? Özet, kaba özet bu çıkıyor karşımıza. Onun için Çağatay Keskinok gibi ehliyetli bir arkadaşımızdan peki şimdi ne? Nasıl bir merkezi bakış? Bunu duymamız lazım. 30 Kasım'da biz aramızdan ayrılan çok değerli arkadaşımız Aykut Göker'i anmak istiyorduk fakat Çağatay Bey'in programına başka tarih uymadığı için 30 Kasım'da Çağatay Bey'i konuşturuyoruz. O tarihte konuşmasını planladığımız arkadaşımız Oğuz Türk Yılmaz'a böylece grup üyesi olmaktan ötürü bir mecburiyet yaratmış olduk. Aykut Göker hakkında en yakınlarından biri olarak isterse 30 Kasım'da da bir konuşma yapsın, isterse 21 Aralık'ta kendi sunuşunda konuşma yapsın. Evet. Hangisini tercih ederse Oğuz daima kendi yıllardır Kanemisi gibi işlediği demokratik enerji programını anlatacak bize. Bunu bir ölçüde biliyoruz ama daima tazeliyor ve daima Türkiye'nin enerji sorununa bakışını ondan duymamız lazım. Ve son yılın son konuşması 30 Aralık'ta yine aramızdan ayrılan sevgili İlter Ertuğrul için düzenlenen bir konuşma olacak. Burada Gamze arkadaşımız Sonay. Efendim? Gamze Yücesan'la Sonay Bayram. Evet. İkisi birlikte çalışıyorlar. Kadınların Türkiye'nin iş yaşamında bugün ve gelecekte yeri üzerine konuşacaklar. Galiba iş gücüne kadınların katılımı %30-33 mertebesinde yanılmıyorsam değil mi? Öyle. O mertebede. Onun için başlık son kadın evden çıkıncaya kadar diye başlık bu. Yani kadınların çalışması konusunda kadınların gelecekteki emeği konusunda radikal olmalıyız ve eğer Türkiye kurtulabilecekse kendi iradesiyle tarih önünde kurtarabilecekse bu kadınlar sayesinde olacak diye düşünüyoruz. Türkiye batacaksa kadınlar nedeniyle batacak diye radikalleştirelim. Kurtulacaksa kadınlarımız sayesinde kurtulacak diye yılı tamamlayacağız. Sonrasını sizin katkılarınızla düzenleyeceğiz. Şimdi Profesör Ruşen Keleş'i benim tanıtmama gerek yok. Herkes o kadar biliyor ki daima kendi kendini anlatır. Dün de Adnan Binyazar'ın yazısından da öğrendik ki bizim tanımamız önemli değil. Zaten bütün dünya tanıyor. Ona da bir şüphem yok. Toplumun yaşamı ve kararları eğer toplum gelişiyorsa kentlerde verilecek. Onun için kentlerin önemi bizim için gün olduğundan bugün daha önem kazanıyor. Ve 21. yüzyılı düşünürsek kentlerin ayrı bir ağırlığı olacak Türkiye'nin yaşamında. Bunun da niçin böyle olacağını bize ancak Ruşen Keleş anlatır ve konuşmasının orta yerinde Ankara vardır. Türkiye, 21. yüzyıl Türkiye'si Ankara'nın başkenti oluşundan katiyen vazgeçemez. Aksine teşebbüsler olsa da bu teşebbüsler işe yaramaz. Olsa olsa toplumun zayiatını artırır, maliyetini artırır. Ama insanlarımız daima Ankara'ya muhtaçtır ve Ankara sayesinde Cumhuriyet devam edecektir. Şimdi Ruşen Keleş'i dinleyelim. Buyurun. Sağında olduk. Otanın sonunu tercih ettim. 21. planlama grubu ve onun değerli yöneticileri çok teşekkür ediyorum. Bir görev verdiler. Bu görevi elimden geldiğince
30-40 dakika içerisinde yerine getirmeye çalışacağım. Fakat dinleyici kitlesine şöyle kısaca bir göz attığımda heyecan duymamak mümkün değil. Benim emekli olduğum kürsü Erdoğan Koyter tarafından kurulmuştu ve biz arkadaşlarımızın, gençlerin pek çoğunun bildiği gibi sınavlarımızı fakültede sözlü olarak yaparız. Sınavların giriş kapısında herkes titrer. Hatta bir öğrenci duvara yazılan yazıları toplayıp bana getirdi. Diyor ki, karanfil eken bilir, Ruşen Bey'i çeken bilir. Heyecanlı. Ben şimdi bu dinleyici kitlesini görünce sözlü sınava girmiş bir öğrenci gibi hissediyorum kendimi. Dolayısıyla bu heyecanın yanıltıcı etkileri olursa üzerinde şimdiden peşinden bağışlamanızı rica ediyorum. 21. Yüzyıl Planlama Grubu'yla daha önce benim temasım oldu. Birkaç etkinlikte. Fakat Bilsen'in yaptığı açıklamalar da gösteriyor ki son derece önemli etkinlikler içerisindedir. Bizimkisi de onun içerisinde ufak bir katkı değeri taşıyacaksa bundan mutluluk duyarım. İkiye ayırdık. Bilsen'in bana verdiği görev 21. yüzyılda kentlerimiz ve başkent Ankara. Yani Ankara'nın başkent oluşu, oluş nedenleri ve gelişim şeyi üzerinde bir parça duracağım ama daha önce 21. yüzyılda kentlerimiz konusunda bazı şeyler söylemek isterim genel çizgileriyle. Bilsen konuşmasında bana verdiği, onun verdiği ilhama dayanarak bütün sosyal bilimlerde bir bütünselliğin değişmez kural olduğu kanaatindeyim ben. Bu mekan bakımından olduğu gibi bir bütünsellik konular bakımından da söz konusudur ve zaman bakımından da söz konusudur. Bu benim yapacağım konuşma açısından ne anlam taşıyor? Geri gelince onu söylemeye çalışırım. Ama şimdi şunu söyleyeyim. 21. yüzyılda kentlerimiz başlığı taşıyan bir kısa konuşmada kentsel yerleşimlerimiz hakkında birkaç söz söylemek isterim. Yerleşim diyorum, beni mazur görün çünkü son zamanlarda artık yerleşim falan demiyorum. Meskun mahal, en çok duyduğumuz sözcükler buna benzer sözcükler. Bağışlayınız. Şimdi Ankara'nın başkent oluşu biliyorsunuz 13 Ekim 1923 tarihidir. Bu Türkiye'nin çağdaşlaşması açısından olduğu kadar kentleşme tarihimiz bakımından da çok önemli ve öğretici özellikler taşıyan bir karardır. Böyle bir konuda tekrar edeyim. Bana söz verdikleri için 21. Yüzyıl Planlama Grubu'nun bütün üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Çağrıyı yapan dostlarımız 21. Yüzyıl Planlama Grubu adını taşımakta oldukları için ben de konuşmanın başlığına 21. yüzyılda kentlerimiz ibaresini ekledim. Bu nedenle başkent Ankara'yı biraz sonraya bırakarak kentleşmemize ilişkin bir takım gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi her ne kadar konumuzun başlığında 21. yüzyıl varsa da 21. yüzyılda kentlerimizi biçimlendirecek olan belli başlı faktörler daha 21. yüzyıl başlamadan büyük kentlerimiz başta olmak üzere tüm kentsel yerleşmelerimizi derinden etkilemeye başlamıştır. Bu zaman içerisindeki bütünselliğin bir sonucu veya örneği olarak buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşunda %15 kadar olan kentleşme oranı genel nüfusun 10 binden daha fazla olan yerlerde yaşayan miktar oranı olarak bunu ifade ediyorum. 1950'de %18,5'a, dikkat edin %15'den %18,5'a yükselmiş. 1984'te %45,4'e yükselmiş. 2010'da %72,4'e yükselmiş kentleşme oranımız. Ama 2012'de yapılan yapay bir müdahaleyle kentleşme oranımız bir anda %93,7'ye yükselmiştir. Bugün de bu rakam dolaylarındadır. Bu niceliksel değişikliği bir yana bırakarak, eğer izin verirseniz,
daha 21. yüzyıla girmeden başlayan bir gelişme seyrini etkileyen faktörlere kısaca göz atmak isterim. Konuşmanın genel çerçevesi bakımından aydınlatıcı olur diye. Çünkü 21. yüzyılın bundan sonraki bölümünde kentlerimize bu yaptığım gözlemler dişim edecek diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi sermayenin sınır tanımayan egemenliğidir. Özellikle 1980'lerden bu yana uluslararası finans kuruluşlarının da Dünya Bankası, IMF gibi zorlamalarıyla bütün ülkeleri hemen hemen de kentleri neoliberalizm olarak da adlandırılan küreselleşme olup bittisiyle karşı karşıya bırakmıştır. Küreselleşmenin hem ulusal politikalar hem de insanların tavır ve davranışları üzerinde bencilleştirme gibi çok önemli etkileri olduğunu düşünüyorum. 1996'da İstanbul'da bir Habitat 2 insan yerleşimleri toplantısı yapılmıştı Birleşmiş Milletler tarafından. Habitat 2 toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sunmuş olduğu resmi raporda şu ifade yer alıyor. Bilim insanı arkadaşlarımız bu raporu hazırlamışlardır. Küreselleşme kaçınılması değil, boyun eğilmesi gereken bir olgudur, diyorlar. Akademik unvan sahibi dostlarımızın altında imzası var bu raporun. Yine aynı yıllarda yine büyük unvan sahibi olan bir takım meslektaşlarımız İstanbul'da kitap yayınladılar. Mesela bir kitabın adı İstanbul'u Pazarlamaktır. İkinci noktaya geçiyorum. Neoliberal yaklaşımın bir sonucu olarak toplum yaşamında bir rasyonel karar alma süreci olan plan düşüncesine saygı erozyona uğramış ve uğramaktadır. Sizleri çok yakından ilgilendiriyor. Dünya Bankası'nın çantamdaydı da evde bırakmışım. 1996 raporu World Development Report'un ana başlığı planı bırak, piyasaya bak. From plan to market diyor. Aynı yıllarda, belki ondan biraz daha önce birkaç yıl, bizi yönetenler, devlet adamlarımız Türkiye bağlamında benzer düşünceleri bize plan değil, pilav gereklidir şeklinde ifade etmişlerdir. Planlamada benim kanımca hangi düzeyde olursa olsun amaç ve araç ilişkisinin çok büyük rolü vardır. Max Weber iki türlü rasyonellikten söz ediyor. Biri amaç rasyonelliği, diğeri araç rasyonelliği. Şehir plancısı arkadaşlar var mı aramızda? Çok görmüyorum fazla, bir tane görüyorum. Çok sık kullandıkları bir cümle var. Diyorlar ki en kötü plan plansızlıktan iyidir. Bu son derece yanlış bir değerlendirmedir Türkiye koşullarında. En kötü planın plansızlıktan daha iyi olduğu savını gözü kapalı olarak savunmak mümkün değil. Önemli olan planla hangi amaca varılmak, ulaşılmak istendiğidir diye düşünüyorum. Mutlak surette amaç rasyonelliğinin, araç rasyonelliğinin önünde gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Örnek vereyim. Şimdi sık sık üniversitelerde de atıyorum diyorlar. Ben onu izninizle söylemeyeyim. Örnek veriyorum diyorum. Atatürk Orman Çiftliği'ni alınız. Atatürk Orman Çiftliği'nin bugünkü halini alması, yoğun yapılaşma sonucunda tanınmaz hale gelmesi bir plan da olmuş. Plan bir kural işlemdir idare hukukunda. Nedir bu plan? Atatürk Orman Çiftliği bir bakanlar kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilmiştir. Örneklerin sayısını artırabilirim. İstanbul'un kuzey ormanlarını ve su havzalarını yapılaşmaya açan 3. köprü ve 3. havalimanı uygulamalı. Bir diğer örnek, gündemden hiç düşürülmeyen son zamanlarda ve resmi adı Kanal İstanbul olan fakat çılgın proje olarak adlandırılan teşebbüsle girişim bir veya birçok imar planı değişiklikleriyle veya mekansal planlar veya çevre düzeni planı değişiklikleriyle gerçekleştirilecektir. Bir üçüncü örnek Çamlıca Tepesi.
Çamlıca Tepesi'nde yeşilin ağır bastığı kent kimliğini betona çevirerek bozan cami projesi bir imar planı değişikliğiyle gerçekleştirilmiştir. Üstelik 3194 sayılı imar kanunumuz imar planı yapmak ve imar planı değiştirmek yetkisini belediye meclislerine bıraktığı halde Çamlıca Tepesi'nde olup bitenler üst yönetim kademelerinin talimatıyla gerçekleştirilmiştir. İzninizle, yani politik değerlendirme saymayınız lütfen, bu konu hakkında bir şey söylemek isterim. Değişikliği netice itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi yapmıştır ama talimat yukarıdan gelmiştir. O talimatı başta o tarihteki belediye başkanı olmak üzere belediye meclisi önlerini ilikleyerek kabul edip uygulamışlar, gerçekleştirmişler. Ama ne zaman ki aradan bir yıla yakın bir süre geçtikten sonra bu belediye meclisinin başkanlığını yapan zat-ı muhterem metal yorgunluğu nedeniyle görevinden alındığı zaman yakınmaya başlamıştır. Adam yerine konmadı demiştir. Halbuki adam yerine konmadığı gerçeğini o Çamlıca Tepesi ile ilgili değişiklik kendisine empoze edildiği zaman hatırlayabilmeliydi. Birkaç yıldır yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ülkemizde. Bu sistem değişmediği takdirde belediye bütçelerine Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılan kaynak aktarmalarında olduğu gibi aynı zamanda bir siyasi partinin de lideri olan devlet başkanının tasarrufları anayasanın 10. maddesinin kanun önünde eşitlik ilkesiyle nasıl bağdaştırılabileceğini takdirlerinize sunuyorum. Bu kuralın açıkça çiğnendiğini gösteren pek çok örnek var. Ulusal çaptaki demokrasinin işlerlik kazanabilmesi, kazanamamış olduğu durumlarda yerel demokrasiden söz etmeye kesinlikle olanak yoktur. Bir dördüncü nokta üzerinde kısaca durmak isterim. Siyasal iktidarın 2000'li yılların ortalarındaki söylemlerinin ve attığı kimi adımların tam tersine olarak merkezileşme Türkiye'de bütün hızıyla sürüyor. İmar yasası az önce belirttiğim gibi kent planlamasında son sözü belediye meclislerine bıraktığı halde merkezileşme hem hukuken hem de fiilen devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Devlet Demiryolları gibi, GAP İdaresi Başkanlığı gibi pek çok merkezi idare kuruluşu esas olarak belediyelere ait olması gereken yetkileri kullanabiliyorlar. Bu bir kere kamu hizmetinin gereklerine aykırı bir gelişmedir. İkincisi bizzat siyasal iktidarın iktidara geldiği yıllardan beri yapmış olduğu söylemlerine aykırıdır. Tersini söylüyordu çünkü, yerelleşmeden bahsediyordu. Üçüncüsü de Türkiye'nin bir Avrupa Konseyi üyesi devlet olarak 1992'de onaylamış olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın kurallarına, yerellik kuralına aykırıdır. Bir beşinci nokta üzerinde de kısaca durmak istiyorum. Bu da rant konusudur. Kentsel ve mekansal rant yaratmaya ve paylaştırmaya öncelik kazanan politikalar var. En azından karşı tavır almayan kentleşme, çevre ve yerel yönetimlerle ilgili politika ve uygulamalar günümüzde çok büyük bir ağırlığa sahip hale gelmiştir. O kadar ki rant güdüsü kimi zaman inanç ve ideoloji bağlılıklarının bile göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Ne demek istiyorum acaba? Şöyle ki, iktisatçılar çoğunlukta bağışlasınlar, yani bir şehircinin iktisadi konularda hata yapmasını hoşgörüyle karşılayınız. Sermayenin ve toprağın getirileri olarak bildiğiniz şeyler var. Sermaye faiz getiriyor değil mi? Üretim faktörleri dediğimiz şeyler. Toprak rant getiriyor. Ücret emeğin karşılığıdır. Teşebbüsün karşılığı olarak da kârı ödüyoruz. Benim bildiklerim bunlar. Öyle bir anlayış ki sermayenin getirisi olan faizi haram sayıyor. Ama
emek ürünü olmayan ve kazanılmamış bir gelir diye nitelediğimiz efendim, toprağın getirisi olan rantı helal görmekte herhangi bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Bu kanınca bir inanç çelişkisidir. 20 yıla yakın bir süredir inşaat ve konut sektörlerini sanayileşmenin ihmal edilmesi bahasına ekonomik gelişmenin itici gücü durumuna getirmiştir. Buna benzer bir inanç çelişkisi de kitapta var, kutsal kitapta. Bu konunun uzmanı olanlar varsa düzelsinler. Nisa suresi 34 orada deniliyor ki bu dövmeler yapıyorlar. Son zamanlarda çok görüyoruz. Tatu dedikleri kollarda, alında, göğüste filan. Bu harammış. Ama yani iş, dövme haram fakat eşini dövme helal. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu parantezi kapatırsak öte yandan kamu hizmetinin niteliğine kısaca göz atarsak bu da geniş ölçüde değişmiştir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı denilen anlayış New Public Management anlayışı çerçevesinde kamu yararının yerini şirket kârı aldı ve hemşehri kenttaş dediğimiz kavramın yerini de müşteri almış bulunuyor. Yerel düzeyde de böyle, ulusal çapta da bu böyle ve kamu hizmeti hizmet satın alma yöntemleriyle özellikle belediyelerde çok yaygın bir yöntem haline getirilmiş bulunuyor. Bu durumun ve anlattığım, vermiş olduğum örnekler 20. yüzyılın sonundan başlayarak günümüze gelen fakat bana sorarsanız başta belirttiğim bütünsellik anlayışı içerisinde 21. yüzyılın ilerideki yıllarında da değişmesi pek kolay görülmeyen olaylar. Şimdi kısaca başkent Ankara'ya dönelim bu genel gözlemlerden sonra. Bu konuda neler söyleyebilirim acaba? Eşsiz önder, eşsiz demeyelim, gerçek önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya giriş tarihinin 27 Aralık 1919 olduğunu biliyoruz. Henüz Cumhuriyet ilan edilmemiş ama Cumhuriyet ilan edilmeden önce dahi Cumhuriyeti kuracak olanlar yeryüzünde demokrasi sözcüğünün kullanılmaya başlanmadığı tarihlerde dahi demokrasinin kurallarına saygılı olduklarını gösteren tavırlar almışlardır. Ve bu doğrultuda adımlar atmışlardır. Cumhuriyetin dayandığı temel felsefe gerçek anlamda yeni, yani şimdi yeni Türkiye deniliyor, onun başındaki yeni gibi değil, gerçek anlamda yeni, akıl dışı hurafelerden uzak, çağdaş bilimin ışığından başka rehber tanımayan bir dünya görüşü ve yaşam felsefesiydi. Bu anlayışı en güzel biçimde özetleyen tümce şuydu: hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. Dilkare Coğrafya Fakültesi'nin alnında yazılı. Bu gözlemin tanıklarından bir tanesi olan bir Fransız yazardan, gazeteciden bir örneği dikkatinize sunmak istiyorum. Bu bir bayan, Madame Berthe Georges Golis adlı bir Fransız gazetecidir. Eşiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Eşi 1912'de ölünce Feriköy mezarlığında halen öldü. Bayan Golis Fransa'ya dönüyor. Ama aklı Türkiye'de. Yeni kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti'nde tekrar Türkiye'ye 1919-21 yılları arasında Cumhuriyet'in ilanından önce giriyor. Gazi Mustafa Kemal'e en yakın dostlardan biri diye kendisini niteleyen bir bayan. Bir kitabı yayınlandı bunun. Ankara, İstanbul, Londra. İki nokta üst üste koymuş. Mustafa Kemal, İngiliz ve İngilizlerin Doğu Siyaseti. Bu kitabı Büyükçekmece Belediyesi Türkçe'ye çevirtip yayınladı. Çok kalın bir kitap görmüş olabilirsiniz. Yeni Türkiye'nin dayandığı düşünsel ve davranışsal temellere ilişkin kısa bir gözlem yapmıştır Bayan Golis orada. Diyor ki, bugünle mukayeseye imkan verir, kıyaslamayı kolaylaştırır diye dikkatinize sunuyorum bunu. Ankara'da hissedilen ilk duygu, güçlü bir geçmiş üzerine inşa edilen çağdaş bir yaşamın başlangıcıdır.
Ankara'da yaşam dolu, güçlü, bilinçli bir meclis iş başındaydı. Liderlerine saygı gösteriyor, ancak en küçük bir hata karşısında eleştiride bulunabiliyordu. Öyle ki, baş tacı edilen o yüce lider dahi, Mustafa Kemal'i kastediyor, denetlenebiliyor, gerektiğinde kararlarının gerekçesi kendisinden sorulabiliyor. Diktatörlüğe çok elverişli bir ortamda Mustafa Kemal, özgür bir yapı içinde insanları dinliyor, demokratik anlayışın en somut örneklerinden birini veriyordu. Hiç kuşkusuz Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa'yı bu denli sevmesinin ve ondan asla vazgeçmemesinin gerçek nedeni buydu. Sonuna dek arkasında olmaya ant içmişlerdi. Paşa'yı herkesten kıskanıyor, sevgi, hayranlık ve minnet dolu bakışlarını ondan hiç ayırmıyorlardı, diyor Bert Collis kitabının 175-176. sayfalarında. Başkent Ankara ile özdeşleşmiş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün farklılığının kaynaklarından birini size anlatabilmek için bir küçük anımı da paylaşmama izin vermenizi rica ediyorum. Kolombiya'nın, Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın büyükelçisi olarak Atina'da birkaç yıl görev yapmış bir arkadaşım var. Profesör Eduardo Barajas. Büyükelçilik görevi bittikten sonra ülkesine döndü ve Bogota'daki Rosario Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına seçtiler kendisini. O dekanken ben birkaç defa onun üniversitesinde konferansa gittim. Ama 2009 yılında Eduardo Barajas, eşi Doktor Bayan'la Antalya'ya geldiler. Çünkü o sırada ben Dünya İnsan Yerleşimleri Derneği'nin başkanı olarak görev yapıyordum. 2009-2011 yılında. Antalya'da bir uluslararası toplantı yaptık. Bitince toplantımız Ankara'ya gelmek istedi arkadaşım, Profesör Barajas. Çok memnun olurum dedim. Geldiler. Ankara'yı ziyareti sırasında kendisini götürüp gezdirebileceğimiz yerler tabii çok sınırlı. Ankara İstanbul gibi değil. Anadolu Medeniyetleri Müzesi var, Atatürk Orman Çiftliği var, Anıtkabir var, ODTÜ, Gölbaşı vesaire. Ama bana dedi ki, geldiğince Ankara'ya mutlaka Anıtkabir'e girmek istiyorum. Aldım götürdüm daha sonra. Gezdi her tarafını, müzeye gitti. Müzeyi ilgiyle gezdi. Bu ziyaret sırasında Atatürk'ün makam otomobilini gördü, giysilerini gördü, günlük yaşamının özelliklerini yansıtan bir takım başka şeyler de onları da gördü. Ama kendisini en çok etkileyen şey dolapta Atatürk'ün ilgiyle okuduğu açık olan, altı çizilen Montesquieu'nun ve Jean-Jacques Rousseau'nun kitaplarıydı. Bundan çok etkilendi. Ve duygulandı. Bana döndü dedi ki, kardeşim dedi, bu kitapları görünce dedi, bizim Kolombiya'da neden demokrasiye bir türlü geçiş yapamadığımızı çok daha iyi anlıyorum. Anlıyorum ki dedi, bunun asıl nedeni Atatürk gibi okuyan bir siyaset adamına sahip olma şansından yoksun. Kendisine teşekkür ettim ben. Ve bizim de mülkiyede geleceği mülki idare amiri olacak olan gençlere dilimiz döndüğünce her fırsatta arkadaşlar bildiğini okuyan değil fakat okuyan yöneticiler olmanızı tercih ederiz. Bu şekilde yetişin diye telkinlerde bulunduğumuzu anımsattım. Atatürk'ün bilime, tekniğe, uzmanlığa verdiği önemin, tanıdığı önceliğin pek çok örnekleri var. Bir kitap yakında elime geçti. Bir Başkentin Anatomisi İdarkent yayınlarından ve bir mülkiyeli vali arkadaşımız editörlüğünü yaptı. Haluk İnbey'i bilenler vardır. Haluk editörlüğünü yapmış ama Nazmi Özal isminde bir hekimin kitabı bu. Orada da çok güzel örnekler var. Mesela şöyle bir örnek var. Atatürk'ün kentlere olan ilgisi ve kent yönetimi yaklaşımları konusundaki
demokrasiyle ne kadar iç içe olduğunu gösteren tavırlarına örnek olarak bunu söylemek istiyorum. Çeşitli Alman mimarlar ve şehirciler gelmişti Ankara'ya ve Türkiye'ye biliyorsunuz. Bunlardan biri şehircilik uzmanı Örle'dir. Örle ile Atatürk arasında geçen bir konuşma bu kitapta yer alıyor. Ve Fahri Atay'ın kitabından alıntıyla bunu belirtmiş o kitapta Nazmi Özal Bey. Atatürk'ün manevi kızı Rukiye vardır biliyorsunuz. Rukiye için Yenişehir'de bulunduğumuz bu semtte altında dükkan olan bir ev yaptırılmasına karar veriliyor. Örle'nin izniyle ve onayıyla. Çankaya Köşkü'ndeki görevlilerden biri bu evle ilgili projeyi mimar Örle'ye getiriyor ve onaylatıyor. Örle ona için imza veriyor ama bir yandan da Fahri Rıfkı Atay'ın yanına giderek, Fahri Rıfkı Atay, Ankara İmar İdare Heyeti Başkanı. Yani sadece bir romancı, yazar, Atatürk'ün yakını olan kimse değil, Ankara İdare Heyeti. Sadece Ankara ile ilgili yetkilerde kullanmıyordu Ankara İmar İdare Heyeti, bütün Türkiye'nin imar işleri hakkında yetkili bir önemli kuruldu. Fahri Rıfkı da bunun başı. Diyor ki öyle Fahri Rıfkı Atay'ın yanına giderek bu proje imar planına uygun değil. Çünkü bu sokakta dükkan yapılamaz. Ben dosya köşkten geldiği için onaylamak zorunda hissettim kendimi. Bunu bilmenizi isterim. Yani külliyeden gelmiş olsaydı onaylamak zorunda olurdu derdi ama Çankaya'dan geldiği için bu kaydını söylüyor. Atatürk bu durumdan haberdar oluyor. Faaliyetli kanalıyla ve derhal bu projenin durdurulmasını emrediyor. Ve Rukiye için yapılacak elin o yerden yani yasak yerden alınarak Mithatpaşa Caddesi'ne aktarılmasıyla bu uyuşmazlık sonuçlanıyor. Bunu henüz demokrasinin gündemde olmadığı bir dönemde devleti yönetenlerin yerel düzeydeki yönetim sorunları karşısında aldıkları tavra bir örnek olarak size yansıtmak istedim. Şimdi kısaca birkaç dakika içerisinde ne kadar vaktim var? Yarım saat oldu. 10 dakikada bitirelim. 15-20 dakika da olabilir. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihini biliyorsunuz. 28 Kasım, yani bundan 6 ay sonra 1920'de Bakanlar Kurulu önemli bir karar almıştır. Başkent İstanbul'dan başka bir kente taşınacaktır. Acaba neden? Nedenler şunlar. Payitaht yani başkent İstanbul, ulusun çıkarlarına ters düşmüş, genç kuşakların ideallerine yabancılaşmış, entrika ve güvensizlik kaynağı olmuştur. İmparatorluğun son döneminin herkesin bildiği özellikleri bunlar. İkinci olarak, Anadolu'yu ve az gelişmiş yöreleri kalkındırmak, Cumhuriyeti kuranların temel hedefleri arasında yer alıyordu. Bu amaçla, ekonomi politiğin nesnel, kuruluş yeri faktörlerini ve rasyonellik ilkelerini bile bir yana bırakarak biliyorsunuz, şeker, bez, çimento, demir çelik fabrikalarını Anadolu'nun her yerine Sivas, Kayseri, Altunlu dağıtmışlardır. Üçüncü olarak da küçücük bir kasabadan, çöl ortasında bir vahadan çağdaş bir başkent yaratma ideali vardı. Yunus Nadi'nin kitabında ifade ettiği amaç bu şekildedir. Demek ki Cumhuriyeti kuranların zihnindeki çılgın proje buydu. Yeni, çağdaş bir başkent yaratmak. Bu konuyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu bir karar alıyor aynı tarihlerde. Bu kararda şöyle söyleniyor. İstanbul, Tanrı'nın yardımıyla düşman işgalinden kayıtsız şartsız kurtarılmıştır. Ama onu bir tören merkezi, merasim merkezi olarak saklayıp ulusun asıl bağımsızlık merkezini, fabrikalarını,
Çalışma ve Hükümet Merkezi'ni Anadolu'nun strateji bakımından en korunabilir ve güvenilir bir yerine aktarmak ve oraya yerleştirmek gereği son savaş ile tam ve olgun bir şekilde aydınlığa kavuşmuştur. Bu nedenle başkent olabilecek bölgelerin ulusal sınırlar içerisinde ve savunma bakımından belirlenerek harita üzerinde işaretlenmesi ve sınırlandırılması görevi Genelkurmay Başkanlığı'na verilmiştir. Bu niteliklerde bir yer Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. İki, bununla yetinmiyor. Düşünürlerden ve uzmanlardan dikkatimizi çekerim. Tırnak uzmanlardan oluşan özel bir komisyon kurularak inceleme gezileri yapılıp başkent olabilecek yerin belirlenmesine çalışılacak. Üç, bu komisyonun tercihlerini yaparken şimdi sıralayacağım özelliklerden hepsine veya birkaçına sahip olan yerler üzerinde durması tercih edilir. Nedir bunlar? Deniz kıyısına gidiş gelişi olmak. Şimdi Ankara'ya Simpaş biz denizi getiriyoruz dediler ama birkaç havuz yaptılar. Ondan ibaret kaldı. İki, ülkenin dört yanına demir yoluyla bağlantısı olmak. Elektrik üretilebilecek doğal ya da yapay şelalelere yakın olmak, kömür bölgelerine yakınlık, ormanlık alanlara yakınlık, su kaynaklarına yakın ya da kolay su getirilebilecek yerlerde olmak, uygar bir kent için gerekli görülebilecek başka bütün nitelikler dikkate alınarak bu karşılaştırma yapılıp bir yer belirlensin bence. O tarihten yani bu kararın bakanlar kurulunca alındığı tarihten bir yıl kadar önce Sivas Kongresi'nin Sivas'ta toplandığı dikkate alınırsa sanki bu özelliklerle tanımlamak istenen yerin Sivas olduğu gibi bir sonuca kolaylıkla ulaşılabilir ama başka kentler de vardı benzer nitelikleri taşıyan Konya, Eskişehir, Kayseri bunlar arasında sayılabilirdi. Az önce belirttiğim gibi demokrasinin henüz bilinmediği bir dönemde uzmanlardan oluşan bir komisyona görev verilmiş olmasını ben çok ilginç buldum. Başkentin en geç bu hazırlıklar tamamlanarak 1921 yılının yaz aylarında İstanbul dışına taşınması öngörülüyordu. Öneri Büyük Millet Meclisi'ne gelince büyük bir tepki oluşmuş Büyük Millet Meclisi'nde. Demişler ki bu İslam dünyasının düşüncesine uygun düşmez. İstanbul'dan başka bir yere başkenti görmek. Ve 31 Ocak 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda yapılan oylamada 26 lehte 71 aleyhte sonuçla öneri reddedilmiş. Atatürk ve Ünlü işin peşini bırakmamışlar. 1923'ten 20 gün önce Cumhuriyet'in ilanından İsmet Paşa ve 14 arkadaşı yeni bir öneri Türkiye Millet Meclisi'ne getiriyorlar. 9 Ekim 1923'te onaylanıyor, getiriliyor. 10 Ekim'de hemen ertesi günü komisyondan geçiyor. 13 Ekim 1923'te de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor. Yani Ankara'nın başkent olmasının kısa öyküsü böyle. Kabul edilince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili Gelibolu milletvekili Celal Nuri Bey çıkıp bir konuşma yapıyor ve diyor ki bu alınan karar çok yerindedir. Ankara'nın başkent yapılması kararı. Bu kararın isabeti ne kadar isabetli olduğu İngiltere'de Avam Kamerası'nda çok yakın bir geçmişte yapılan bir tartışmayla da açıklığa kavuşmuştur diyor. Şöyle diyor, Avam Kamerası'nda Lord Curzon başkentin yeriyle ilgili olarak şöyle bir konuşma yapmış. Hemen o günlerde. Bizim için diyor, İngilizler için, Türkiye'nin kralımızın hedefi olabilecek yakınlıkta bir başkent sahibi olması, Toros Dağları'nın ötesine çekilip saklanmış bir başkent sahibi olmalarından çok daha yerinde ve iyidir diyor. Kendi açılarından bu şekilde değerlendiriyorlar.
emperyalist ülkeler hilafetin ve saltanatın devamında her zaman yarar görmüşlerdir. Emperyalizmin damarlarındaki kanın özü budur. Atatürk ve arkadaşlarının özlemi ise bunun tam tersi olan Türkiye'nin tam bağımsızlığı. Bu şekilde bu aşamalardan geçerek başkent yapılan Ankara'nın çağdaş bir kent haline gelebilmesi için 1925 yılında özel bir yasa geçmiştir. 583 sayılı yasadır bu. Bununla bir vaha ortasındaki küçük bir kasaba nasıl çağdaş bir kent yapılabilir? Bunun için arazi kamulaştırılması gerekiyordu. Bugün Kızılay'ın, Kavaklıdere'nin, Çankaya'nın bulunduğu topraklar o tarihte kamulaştırılarak devlet tarafından istimlak kararnamesine göre, daha kamulaştırma kanunu yok ama karşılığında bedel ödenecek. Günün cari fiyatlarından, raiş değerler üzerinden ödendiği takdirde altından kalkamayacak devlet. Onun için 1915 yılı tahrir değerleri üzerinden kamulaştırma bedeli ödenmek suretiyle 4 milyon metrekare arazi kamulaştırılmıştır. Ancak bu kanun ödenecek bedel de dahil olmak üzere ve Kavaklıdere'de, Çankaya'da, Yenişehir'de konut yapmak için kamulaştırma yapılabilir mi, yapılabilir mi? Bütün bunlar mecliste çok uzun tartışmalara yol açmıştır. Ayrıntılarına girmeyeyim. Sonra olursa onları yanıtlamaya çalışırım. Mesela demişler, toprakta artan değer kimin olacaktır? RAM nasıl paylaşılacak? Tartışılan konulardan biri budur. Tartışılan konulardan bir kısmına çözüm bulunmuştur TBMM'de. Fakat bir kısmı hala bugün bile çözüme kavuşturulmaktan uzaktır. Bu sorunların bir bölümüne çözüm bulunduğunu söylemiş oluyorum. Bir imar planı yarışması açıldı biliyorsunuz. Herman Jansen bunu kazandı. Planın temel unsurlarını bakanlıklar, oturma alanları, kültür tesisleri, açık ve kamusal alanlar oluşturuyordu. Bunlardan en önemlileri Gençlik Parkı, Ankara Ziraat Enstitüsü yerleşkesi, golf alanı, 19 Mayıs spor tesisleri, Ankara Kalesi Parkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski parkı ve onun bahçeleri ve bunlara daha sonra 1937'de eklenmiş olan şüphesiz Atatürk Orman Çiftliği gibi alanlar kent kimliğinin temel ögelerini oluşturuyordu. Ama ne yazık ki daha sonraki yıllarda arsa spekülasyonu Ankara'ya çok büyük zararlar verdi. Falih Refik Atay bile Atatürk'e bu kadar yakın bir kişi Çankaya kitabında bu konuda diyor ki Mustafa Kemal kılık, kıyafet ve alfabe reformlarını başarabilir ölçüde güçlü bir yönetim kurabilmişti. Fakat bir kentin planını uygulatacak güçlü yönetimi kuramamıştı. Çünkü bu çözümü yalnız uygarlığın düzeyine ve kültürel gelişmeye bağlanabilecek bir sorun diyor. Bizim anayasamızın bugün bile 168. maddesinde doğal servetler ve kaynakları devletin hüküm ve tasarrufu altındadır deniliyor. Arsa ve arazi sahipleri bencillikten ne ölçüde uzak kalırlarsa kentlerin sağlıklı gelişmesi de o ölçüde sağlanır. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk 1919'da şu sözleri söyledi. Ben Türkçe'ye çevirerek, anlaşılır Türkçe'ye çevirerek söylüyorum. Uluslar sahip bulundukları topraklar üzerinde sadece malik olarak değil, insanlık aleminin temsilcileri olarak da yaşarlar. O toprakları kullanırken bütün insanlığın ve gelecek kuşakların da bunlar üzerinde hak sahibi olduğunu hiç unutmamalıdırlar diyor. Yıl 1919. Atatürk'ün bu çok ileri görüşlerini yansıtan düşüncesine aradan 70 yıl geçtikten sonra önce Brundtland Komisyonu raporunda Birleşmiş Milletler daha sonra da 1992'de Rio de Janeiro Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda aşağı yukarı Atatürk'ün az önce okuduğum
sözleriyle sürdürülebilir gelişmeyi tanımlamaya çalıştılar ve dediler ki tanım şöyle: insanlar doğal ve kültürel varlıklar üzerinde tam bir kullanım hakkına sahiptirler. Ancak bu hak o şekilde kullanılmalıdır ki bu varlıkları gelecek kuşakların da kullanma hakları kullanılamaz duruma gelmesin. Aynı. Günümüzde sürdürülebilirlik kalkınmaya yön veren, vermesi beklenen kuralların başında yer alıyor. Siyaset ve devlet adamları, genellikle siyaset adamları varsa içimizde tenzih edelim sizleri, konuşmayı çok severler ama çoğu kez söyledikleriyle yaptıkları ya da yapılmasına seyirci kaldıkları ya da bizzat yön verdikleri gelişmeler arasındaki tutarlılığı gözden kaçırırlar. Örnek davranışlar sergilemekten uzak dururlar. Ama Mustafa Kemal Atatürk bir istisna olarak, bu gözlemin istisnası olarak şunu yapmış: toprak mülkiyetinin sahip olduğu arazinin malikine yüklemekte olduğu ahlaki sorumluluğun gereğini de şahsen yerine getirmekten kaçınmamış. Halbuki çağımızın pek çok yöneticisi kendisini, eşini, yakınlarını, çocuklarını nasıl zengin eder, onun sevdasına düşmüşlerdir. Mustafa Kemal Atatürk kendisini ve yakınlarını değil, ulusunu ve devletini zengin etme sevdasında olan bir lider olarak 1937'de Bakanlar Kurulu'na vermiş olduğu bir dilekçeyle sahibi olduğu özel çiftlikleri hazineye bağışlamıştır. Bu bağış dilekçesinde şunları söylüyor: mal ve mülk omuzlarımda bana ağırlık veriyor. Bunları ulusuma armağan etmekle büyük bir ferahlık duyuyorum. Ankara'nın başkent yapılması arkadaşlar, coğrafi bölgeler arasındaki dengesizliklerin azaltılması açısından başka ülkelere de örnek olmuştur. Canberra, İslamabad, Brezilya, Ankara'dan sonra çok büyük bir olasılıkla Türkiye'de yapılan bu başarının elde edilen orada denemeleridir. Ama ne yazık ki arsa spekülasyonuna ek olarak doğal, kültürel ve tarihsel değerlere titizlikle sahip çıkma konusunda her düzeydeki yönetim kadrolarımızda ve halkın kendisinde yeterli düzeyde bir kentlilik ve kenttaşlık bilinci geliştirmekte başarısızlık gösterdik. Ankara'nın kent kimliğinin ögelerinden pek çoğu yok olup gitti. Günümüzde Ankara'nın kadim kimliğinden koparıldığı şikayetini ısrarla yapanlar, benim kanımca kimlik kavramını cami ile özdeşleştirerek daraltacak kadar bu bilinçten yoksunlardır. Tahribatın bundan çok daha büyük bir boyutları olduğunu açıkça görüyoruz. Cumhuriyet, erken Cumhuriyet döneminin simgesi olan İller Bankası yıkılmıştır. Aynı şekilde Kızılay binası yıkılmıştır. İmar planında bir değişiklik yapılarak yıkılmıştır. Kentin kimliği yönünden ne değer taşıdığı sorgulanabilecek olan bir AVM yerleştirildi oraya. Bunları hüzünle Ankaralılar seyretmektedir. Kızılay binasını yıkılarak imar planı değişiklikle orada başka şeyler, ticari binalar yapılmasına karşı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde rahmetli olan bir meslektaşımız, doktorasını benim de yapmış olan rahmetli Gönül Tankut, Danıştay'a dava açarak bu Kızılay'ın Kızılay olmaktan çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliğini iptal istemiyle Danıştay'a götürmüştür. Danıştay ona senin dava açma ehliyetin yok dememiştir. Çünkü bir Ankaralı olarak, bir Türk olarak hakkıydı. Ama ne yazık ki davanın esasına girince Gönül Tankut arkadaşımızı haklı bulmamış ve talebi reddetmiştir. En önemli örnek, bitiriyorum, Atatürk Orman Çiftliği'nin çeşitli yöntemlerle 1937'den itibaren 50-60 yıllık bir süre içerisinde tam bir talan konusu yapılmış olmasıdır maalesef.
Ama bu talan ve yağmalama ya 2006 yılında son nokta konmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılan 5524 sayılı yasayla Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili planlama yetkileri Ankara Belediyesi'ne verilmiştir. Kuzu burada teslim edilmiştir. Bunun sonucunda ne oldu? Ankara Belediyesi bir koruma planı adı altında bir plan hazırlamıştır. Ama bu plan gerçekte korumayı değil, korumamayı ve yapılaşmayı amaçlıyordu. Bu planın hemen ardından az önce söylediğim gibi Bakanlar Kurulu Atatürk Orman Çiftliği arazisini kentsel dönüşüm proje ve gelişim alanı olarak ilan etmek suretiyle bugünkü haline soktu çiftlik arazisini. Pek çok eleştirmenler efendim inşaat malzemesi pahalı, yurt dışından inşaat malzemesi getiriliyor, onarım masrafları çok vesaire gibi külliye adı verilen ve diğer oradaki yapı örneklerini bu açılardan eleştirmektedirler. Bunlar haksız eleştiriler değildir. Ama bunlar tarih faktörlerdir benim anımca. Bu eleştiriler haklı olmakla birlikte yetersizdir. Ankara'nın tarihsel kimliğinin yok olup bitmesinin yanı sıra Atatürk Orman Çiftliği'nin maruz bırakıldığı bu değişiklik sürecinde katkısı olan herkesin Atatürk'ün ve onun adıyla özdeşleşmiş olan Cumhuriyet'in hepimizden beklemek hakkına sahip oldukları saygının esirgenmiş olması daha önemlidir diye düşünüyorum. Benim kanaatime göre bu örtülü olmayan husumetin yönlendirdiği karar süreçlerinde yerel ve merkezi düzeydeki yetkililer kadar koruma kurullarının teknisyen üyelerinin ve Atatürk Orman Çiftliği'nin artık tırnak içinde ne orman ne de çiftlik olmadığı yolunda bilirkişi olarak görüş belirten üniversitesi mensuplarıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'nın çağdaş bir başkent olarak gelişmesine, çağdaş uygarlığın vardığı gelişme düzeyine ulaşabilmenin ön koşullarından biri gözüyle bakmıştı. Bu anlayışa göre kentlere verilecek biçim, saf bir biçim sorunu olmanın ötesindedir. Nasıl fesin yerine şapkayı koymak suretiyle kafanın içinde de bir devrim yapmayı öngörmüş, amaçlamışsa, başkenti çağdaşlaştırmayı da toplumu bir bütün olarak çağdaşlaştırmanın aracı olarak, başlangıcı olarak görmüş. Dolayısıyla yaptıklarını saf bir biçim sorunu olarak değerlendirme kanımca eksik bir değerlendirme olur. Bütün bireylerin temel insan haklarının hepsinden kent hakkı da dahil olmak üzere yararlanabilecekleri bir siyasal kültür ve bilinç düzeyine erişeceğimiz günleri sabırsızlıkla beklediğimi dikkatinize sunuyor. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Rektörüm, yorulduğuma kanaat getirdim. Ama hayır, biz hepimiz oturuyoruz bir şey. Sıkık olmasın. Hocam, ismim Şevket Özgün Bahçeli Evler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden geliyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Çok ufukatçı bir konuşmaydı. Hocam, ben size şöyle bir şey soracağım. Şimdi konu 21. yüzyıl planlamak ya ve Ankara. 30 yıl sonra, yani 21. yüzyılın tam ortasında bir hayaliniz olsa Ankara'yı nasıl hayal etmek istersiniz? Özele döneceğim. Bahçeli evleri nasıl hayal etmek istersiniz? Bahçeliler ne isterdi? Çankaya Belediyesi güzel bir kitap çıkardı. O kitap biz yazdık. Siz de ön yazısını yazdınız hocam. Evet. Okumuştunuz o sözümü zaten. Evet. Yani tekrar biliyorsunuz. Evet. Bu dün bir toplantı vardı. İdeal Kent Kent Araştırmaları Enstitüsü'nün Top Üniversitesi'nde. Ben orada kapanış konuşmasını benden istediler. Mansur Bey'le birlikte konuştuk.
girerken televizyoncular geldi. Aynı sizin sorduğunuz soruyu, nasıl bir Ankara düşünürsünüz, özlemi içindesiniz? Herhalde bugünkü Ankara değil dedim. Dedim, öyle söyledim. Mimarlar Odası'nda birlikte olduğumuz bazı arkadaşlarımız var burada. Ankara Kent İzleme Kurulu diye bir kurul var. Bir buçuk, iki yıldan beri orada Ankara'da olup bitenlerin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda bir kitap çıkardı. Kitabın adı Enkaz'dır arkadaşlar. Bu Enkaz ismi, çok iyi biliyorsunuz siz de, son 25 yıldır Ankara'yı yöneten anlayışın Ankara'ya verdiği tahribatı ayrıntılarıyla ifade etmektedir. Benim yaşamak istediğim Ankara, açık ve yeşil alanları olan Ziraat Fakültesi'nin yeşil yerleşkesi, Atatürk Orman Çiftliği, rahatça yürünebilen ve son zamanlarda, yani bugün yürüyerek geldik, birkaç kilometre yürüdük Kızılay'da eşimle, Ankara yürünemez hale gelmiş. Bu sadece kalabalık değil, yani bir de kalabalığın niteliği gerekli. O görseniz Suriyeliler, sadece Suriyelilerde değil bunlar. Ankara'nın Ankaralılar tarafından oturulan, yönetilen, yaşanılan, yaşanabilen bir yer olması herhalde en büyük arzumdur diye düşünüyorum. Başka soru görmüyorum. Evet, buyurun. Evet, Rıza Çevir. Hocam bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz dediniz ki enkazın asıl şeyi son 20 sene. Ama benim Ankara'ya bakışımda bu enkazın başlangıcı 1940'lar sonrasına gidiyor. Bu konuda bir düşünceniz var mı? Var. Teşekkür ederim. Atatürk Orman Çiftliği'nden söz ederken 56 yıl diye bir rakam zikrettim. Atatürk Orman Çiftliği 1937'de bağışlandı hazineye. Ancak Atatürk Orman Çiftliği arazisinden başka amaçlara tahsis yapılabilmesi, zorlaştırılsın diye özel kanun çıkarılması gerekti. Öyle bir kanun çıkmıştı 1950'lerde. Ondan sonra da değil. Parlamentodan kanun çıkararak kooperatiflere, çimento sanayine, başka amaçlarla kırpıla Sayın Rektör'ün çok iyi anlayacağı gibi 1/3'üne yakın miktarı alınmıştır. Yani demek istiyorum ki evet, yeni bir olay değildir. Ben sadece Atatürk Orman Çiftliği'ni sorunuza cevap olarak, örnek olarak, başka konularda da tahribat 25 yıldan daha öncesinden başlamıştır demek hata değildir. Değil mi? Ben burada şunu söylemek için söylemiştim hocam, kusura bakmayın. Ankara'nın birkaç iktidar döneminde yükselmesi var. Yani ilk plan kararlarına aykırı olarak yükselmesi var. Ve bu Ankara'da tabii çok büyük tahribat yaptı diye düşünüyorum. O konudaki görüşünüz için. O konudaki görüşüm şu, o zaman kalmadığı için örnek vermedim. 21. yüzyılla ilgili gelişmeleri konuşuyoruz. Bu sadece Ankara'ya özgü bir şey değil. Yani rantla bağlantılı olan bir gelişmedir. Bursa'yı yakından bilenler var. Bursa'da Doğanbeyi diye bir semt var. Orayı seyrettiğiniz zaman Doğanbey'e kurulan, TOKİ tarafından kurulan binaların 25-30 katlı olduğunu görüyorsunuz. Bunlar sanki bir aşağılık duygusu içinde Uludağ'la yarışa çıkmış gibidirler. Aynı değerlendirmeyi Ankara'da Çukurambar için yapıyorum. Dünkü konuşmada onu söyledim. Çukurambar adındaki çukurluğun verdiği aşağılık duygusunu telafi etmek için 25-30 katlı binalarla ve iyili büyülü binalarla dolmuştu. Mimar arkadaşlarım bunları sanat açısından nasıl değerlendirdiklerini çok merak ediyorum. Çok güzel. Hocam burada bir soru vardı. Ben bir soru sorayım. Soru şurada var. Genç arkadaşımız konuşsun sonra. Arkadaşlarımız sonra ben. Buyurun. Genç arkadaşlar. Kim soracak? Hocam teşekkür ediyorum konuşmanız için. Ben şu an Mülkiye'de okuyorum. İkinci sınıftayım. İkinci sınıftayım. Seni bırak saracağım. Ben şunu merak ediyorum. Bir kenti, kent yapan en simgesel, en ikonik şeyler nelerdir? Bunlardan biraz bahsetmenizi istiyorum. Bir kentin sahip olması gereken en önemli değerleri, kıymetli. Ayrıca yarının şehir planlayıcılarına, kent planlayıcılarına
yetişmekte olan insanlara nelere eğilmesini, nelere odaklanmasını tavsiye edersiniz? Bunları size anlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Kentler herhalde gelişme süreçleri içerisinde tarihi özelliklerini, kimlik ögelerini titizlikle koruyabilmelidirler. Bir de orada yaşayan insanların ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını gereği gibi karşılayabilecek, ulaşımla ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmalıdırlar. Burada kentleri yönetenlerin önemli kullanacakları rehber kamu yararı olmalıdır, toplum yararı olmalıdır diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz bireyler de malikler olarak veya kentte yaşayanlar olarak kendi menfaatlerini dikkate alacaklardır. Bu ikisi arasındaki dengenin çok titizlikle kurulması yöneticilere düşer. Özellikle mülki idare amirisi olarak mülkiyede yetişecek olanların bu konulara dikkatle bakmaları lazım. Buyurun. Bu mülkiyede özgürleştirir diye bir söz var. Stadtluft macht frei. Bir Alman sözü. Siz buna inanıyor musunuz? Kent havası özgürleştirir mi? Hani SS kamplarında da çalışmak özgürleştirir yazıyordu. Hani Ankara için ya da İstanbul için bu geçerli mi? Doğru. Yani kent havası insanı özgür kılar ama yani özgürlükler bunların da sınırları vardır. Yani haklar mutlak olarak karşılığında sorumluluklar, yükümlülükler de yaratır. Kant da bir Almandır, Immanuel Kant. Onun deontolojik yaklaşımı da bunu gerektiriyor. Yani hak sahibidir bir kentte yaşayanlar, fakat bir takım yükümlülüklerin olduğunu da unutmamalıdırlar. Toprak mülkiyeti bu açıdan son derece önemli bir şey. Siyaset bilimi okumuş olan arkadaşlarımızın yakından bildiği şu sözü hatırlatalım tekrar. İngilizcesini söyleyebilir miyim? İzin verirseniz. Power corrupts, absolute power corrupts, absolute diyor. İktidar yozlaştırır. Mutlak iktidar mutlak şekilde yozlaştırır. Burada tabii diktatörlüğe kaçmanın olasılığına değiniyorlar. Bunu aynen toprak mülkiyetine uygulayabilir. Sizin sorduğunuz soruda. Toprak mülkiyeti yozlaştırır. Mutlak toprak mülkiyeti mutlak surette yozlaştırır. Dolayısıyla kent, toprak, arazi üzerinde hak sahibi olan kimselerin Atatürk'ün sonra sürdürülebilir gelişme tanımından hatırlayacaksınız konuştum. Mutlak surette insanlara bir takım yükümlülükler de yüklemekte olduğunu unutmamak lazım. O amaçla gelecek kuşaklar, başkaları, komşumuz, medeni hukukumuz da var bizim değil mi? Komşuluk hakları filan. Bütün bunlar hakkın tek başına önemli olduğunu fakat her şeyden ibaret olmadığını gösteren şeyler. Bencillikten uzaklaşmak lazım. Ne yazık ki küreselleşme dediğimiz olay insanlarımızı bütün dünyada olduğu gibi hep kendilerini düşünerek hareket etmeye yöneltti. Bir arkadaşımız daha uzaktı. Sedat Aşkındır, Sağlık Bakanlığı. Hocam ben şunu sormak istiyorum. Bizim şehirleşme kültürümüzde göç çok önemli, iç göç çok önemli. Belki Ankara'nın, İstanbul'un büyük şehirlerinden kendim Bursa'lıyım aynı zamanda. Bursa'nın kent dokusunun bozulmasında bu iç göçün problemleri var. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması çok önemli. Ama ben asıl Türkiye bekleyen en büyük tehlike bu Suriyeliler son 3-5 yılda çıktı ama Türkiye yaşadığı coğrafya gereği çok ciddi anlamda dış göç alıyor şu an. Ve gelecek popülasyonlarda da bence Türkiye'nin bir numaralı sorunu göç ve göçten kaynaklanan sadece şehir değil hastalıklara dahil olmak üzere, beslenmeye dahil olmak üzere problemler olacak. Bu Avrupa bu konuda bizden çok daha önemli. Amerika daha önce dış göçlere açık olduğu için bu tecrübelerden faydalanarak Türkiye'nin veya Ankara'nın şehirleşme modellerine karşı neler söyleyebilirsiniz? Çünkü yani, Sağlık Bakanlığı olduğumuz için birçok hastalıklar yönünden yani farklı, sağlık mı dedim? Evet, sağlık test çok farklı boyutta da süreci içerisindeyiz. O münasebetle uyuşturucu dahil olmak üzere, çocuk istismarları dahil olmak üzere yani ben şimdi size istatistikleri söylesem inanamayacağınız boyutta istatistikler var. Bir iç göç, bir dış göç. Evet hocam, yani yurt dışı yakın zamanlara kadar iç göç önemli bir sorun kaynağıydı. O biraz sanki yavaşladı ama hala önemli bir sorundur. Bir de dış göç var.
mümkün. Böyle göçün yarattığı sorunlar 12 Eylül'den önce Eylül'de çok gündeme geldi. Ama özellikle Türkiye'yi 12 Eylül'e götüren, taşıyan olaylar arasında, gençler arasında sağ sol çatışmaları vardı. 12 Eylül müdahalesini yapanların koydukları teşhis şuydu. Bu sağ sol çatışmalarına katılan çocuklar, köylerden kalkıp kentlere gelenler, gecekondularda yaşayanlar, istihdam edilemeyenler, işsiz güçsüz. Dolayısıyla bunları memleketlerine geri göndermek lazım ki sokaklarda olaylar çok olmasın diye. Müdahaleden hemen sonra Ankara'ya atanan bir general belediye başkanı hafta sonlarında gençleri, bu olaylara karışanları Kırıkkale'ye topluca gönderiyor. Bunlar tekrar geliyorlar. Bir çözüm. Bu anlayış 1982 Anayasası'na onlar tarafından konulmuştur. Anayasanın 23. maddesinde yerleşme ve seyahat özgürlüğü vardır. Bütün diğer özgürlükler gibi sınırı da gösterilmiştir ve demiştir ki herkes seyahat ve yerleşme özgürlüğüne sahiptir. Ama yerleşme özgürlüğü düzenli ve sağlıklı kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla kanunla sınırlandırılabilir. Ancak bu kağıt üzerinde kalmıştır. Yani ondan sonra aradan 35 yıldan fazla zaman hiçbir siyasi iktidar iç göçü kanunla sınırlandırmaya cesaret edememiştir. Kanuni yol açık ama bunu siyasi bakımdan olabilir bulmamıştır. Dış göç olayı daha büyük boyutlarda ama bugünkü siyasal iktidar kapıları açmıştır. Açmam diyebilir miydi? Diyebilirdi. Yani hoş görünmek için kapı açmanın belli bir sınırı olması gerektiğini siyasi iktidarların kabul etmesi gerekir. Yani kardeşlik çok iyi bir şeydir ama acaba taşıma kapasitemiz yönünden olaya baktığımız zaman böyle mi olmalıydı? Yoksa sınır konmalı mıydı? Ama o sınırın nasıl, hangi yöntemlerle konulabileceğini benim yetki alanımı aşar. Bir göç idaresi kurdular İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Ne yapıyor doğrusu bilmiyorum. Göç olduktan sonraki sorunlarla, işte yerleştirme, etni çadırlara, bunlarla uğraşıyorsa, altyapı sorunlarıyla, gençlik eğitim konularıyla, belki sizin uzmanı olduğunuz, ama yetersiz olduğuna kaniyim. Gaziantep civarında böyle bir yerleşim birini gezdirdiler bize. Felaket. Yani bir savaş alanı gibi. Yani bu koşullarda kucak açtığınız kimseler de size ileride yardımcı olmazlar ve dua etmezler. Onların da hayır duasını alamazsınız. Buyurun Serdar. Hocam ben bir cümle de hatırlatarak bir de probabilistik bir soru sordunuz. Cümle Doğan Kurban Hoca'ya ait. O diyor ki kentler yurttaşlarla belediyelerin ortak vatandaş şey ortak bahçesi bahçıvanlığıdır. Yani biz Ankaralılar ya da İzmirliler ya da İstanbullular olarak hep yerel yönetimleri eleştiriyoruz. Ama yurttaş olarak sizin de konuşmanızda belirttiğiniz gibi toplumsal sorumluluk meselesinde hep geride duruyoruz. Provokatif soru şu. Bundan bir süre önce yani Kaçaksaray ya da külliye inşaatı bitip faaliyete başladıktan sonra Türkiye'de Ana Muhalefet Partisi'nin başkanı, lideri dedi ki işte ne yapmadı buraya, şu mu olmalı, bu mu olmalı, biz de iktidara gelince üniversiteye vereceğiz burayı. Evet. Soru şu, benim sorum şu. Eğer Atatürk Orman Çiftliği Ankara'yı ve Türkiye'yi Türkiye'ye yapan değerlerden biriyse acaba bir muhtemel iktidar tadilatında müştemilatı koruyup mülkiyeti başkasına mı devretmeli ya da yoksa müştemilatı yıkıp yeniden ağaç mı? Serdar Cemal'ın kendi işine verdi. Yani çok teşekkür ederim. Çok kolay bir soru sordum. Cevabında eski sözlerle çok sık duyduğumuz batıl emsal olmaz. Olmamalıdır. Yani o yanlışı tekrar etmiş olursunuz. Tabii. Kesinlikle yanlış olduğunu açıkça söyleyeyim. Provoke etmiş olduğunu diye. Şemsi Ercan, ben İstanbul Üniversitesi öğretim olarak çalıştım uzun zaman İstanbul'da. Taşımacılık konusunda da tüm kuruluşlarda aşağı yukarı yöneticilik yaptım. Karayolu Demiryolu. Şimdi sizin genel ilk
20. yüzyıl planlamasındaki konu başlıklarına, hedeflerinize baktığım zaman yenilikler, bilimsel gelişmeler, bilimin teknolojiyi yönlendirmesi, teknolojinin uygulanması gibi çok saygıdeğer arayışlarla genel olarak 20. yüzyıl sorunlarına yöneldiğimiz için kentlerde bu açıdan bakmak istedim. İzninizle bu açıdan konuşacağım. Sizin konuşmalarınızda saygıyla hepsine tabii katılıyorum. Hiçbir konu yok. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu konuda iki grup çalışması var. Bir UNIDO'nun çalışmaları var. Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme dalında, bir de sera gazı ve iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, Paris Anlaşması. Orada yapılan toplantılarda net bir şekilde alınan karar olarak, hatta belediyelerin de toplantı tabu roundlarda alınan karar olarak karbon ayak izi bırakmayan, artık bırakmayan petrolü de ön plana alarak yeni enerji üretilmesi, kullanılması, taşımacılıkta şehirlerde başta olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığının sadece belediye araçları değil, bütün araçların buna dönüşmesi, tarım araçlarının dönüşmesi, deniz araçlarının dönüşmesi konusu gündeme geldi. Hatta gene Paris Anlaşması'yla birlikte bunun rakamlara vurulması ve bununla ilgili 100 milyar dolarlık bütçe ortaya konması ve belli süre içinde taahhütler istendi ve burada belli ülkeler, yani mesela Danimarka %65-70 gibi bir taahhütte bulundu. Şehirlerin öyle gözüküyor ki önemli konulardan birisi, Birleşmiş Milletler'in eğilmesinden dolayı ve diğer ülkelerin de bunu kabul etmesinden dolayı. Türkiye'de şekli olarak burada var, kabul ettiğini söylüyor, anlaşmaları kabul ettiğini söylüyor. Ama kentlerde ne yapılacak konusunda maalesef ben Marmara Birliği'nin, Belediyeler Birliği'nin toplantılarına katılıyorum. Orada sadece uluslararası bir iki grubun, yani Rothschild ve Rothschild grubunu, bankalarını öncülük etti. Onların finanse ettiği derneklerin konuştuğu mimaride ve enerjide, çevrede de onlar konuşuyorlar. Onun dışında somut yeni adımlar, geleceğe yönelik adımlarla, bu değerli geçmiş tarihi değerlendirmemizin buluşmasıyla adımlar atılabilirse yeni bir toplumun, sağlıklı bir şehrin, temiz bir kentin yaratılması konusunda çalışmalar olabilir. Önerim bu alanda biraz odaklaşmak. Bu alanda odaklaşmayı da somut olarak Birleşmiş Milletler UNIDO sanayi devrimi diye tanımlarken, 4. sanayi devrimi, gene Paris Anlaşması ve iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi de buna katılarak devam ediyor. Burada temel bazda kim yapacak konusunda, nasıl yapılacak konusunda çok zorlu bir çalışmayı ancak devletler, belediyeler, sivil toplum kuruluşu, çevreciler, sanayiciler ve taşımacılar gibi hemen görünen 5 grup çıkıyor. Tabii burada bilgi oluşturma konusunda üniversitelere, yani sivil toplum çalışmaları içinde derneklere, kuruluşlara görevler düşüyor. Burada biraz odaklanmamız lazım. O tarihi bağlarımızı geleceğe taşımak için burada çalışmalar yapmak lazım. Dünya bunu arıyor. Sadece Türkiye için değil. Bütün şehirler bunu arıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kısa bir iki cümle söyleyeyim bu konuda. Ankara Üniversitesi'nde dün biten önemli bir toplantı oldu. Oradaydım değil mi? Küresel ekolojik güvenlik konusu çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Umarım yayınlanır bunun bildirileri. Tabii ki halkın mutlaka bunun içinde olması lazım. Yani halk, yerel yönetimler, merkezi yönetim, sivil toplum örgütleri, o birliktelik ve hepsinin aynı düzeyde bu konularda belli bir bilinç düzeyine erişmiş olduklarını zannetmiyorum ben. Mesela şunu söyleyeyim, yani Paris'te veya bir Avrupa ülkesinin başkentinde kentte yaşayanları yakından ilgilendiren bir konuda halk sesini yükseltir. Bizde ses yükseltme değil, sivil itaatsizlik diye kitaplar var. Yani hukuki esasları açıkça belirtilmiş. Ben buraya zor geldim. Mülkiyeler Birliği'ne yürüyerek gelmek 6 aydan beri neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Bahçede oturduk, iş arabaları, çamurlar etrafta ve atlayarak, yani sanki bir köyde bile bu yoktur. Bu hangi belediyeye düşer bunun sorumluluğu ve halk neden bu konularda sessizdir? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum ben. Bu küçük bir örnektir.
Ama daha genel konularda halkın sessizliği herhangi bir şekilde savunulamaz. Paris'ten de bahsettiğiniz, o konuda da bir cümle söyleyeyim. Tabii çeşitli yükümlülükler altına girdi farklı devletler. Hava kirliliğini yaratan salonlar vesaire, bunların en çok oranda hangi devletler tarafından yapıldığı malum. Dolayısıyla kirlettiği oranda sorumluluk üstlenmesi lazım. Uluslararası çevre hukukunun en önemli kurallarından biri ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk diye bir kavram var. Evet, hepiniz sorumlusunuz ama sorumluluğu farklılaştırmak lazım. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri ile bir küçük devletin kirletmeye katkı oranları çok farklı birbirinden. Sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri kaçıyor veya bir başka devlet kaçıyorsa, uluslararası planda da bu davranış şeylerine, kurallarına dikkatle eğilmek gerekeceğini düşünüyorum. İzninizle şimdi soru kısmını sorayım. Soru kısmı, burada dünyada belediyelere önemli görevler düşüyor. Hele İstanbul Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en çok devletlerin birinci belediyesi, İzmir Belediyesi üçüncü belediyesi olarak seçilmişken, burada diğer dünya şehirlerinde olduğu gibi belediyelerin elektrikli araçlar, yeni enerji üretimi konusunda öncülük etmesi ve bu ittifakı davet etmesi görevi var. Ama ben doğrusu gittim Marmara Belediyeler Birliği'nde. Yani ne Belediyeler Birliği'nin ne İstanbul Belediyesi'nin böyle bir arayış içinde olmadığını gördüm. Hayret edecek bir şey. Söylediğin halde ilgi göstermiyorlar. Bir dolara ben yolcu, feribotla yolcu taşıdım. Bir acı bir şey var. Bunu kırmak lazım. Bu bizim düşüncemize, yapımıza uygun bir şey değil. Buyurun. Ergün Ergen, Şehir Mühendisliği hocam. Şehirlerde en büyük kirli, hava kirliliği %60 muhtemelen egzoz gazlarından, diğer kirlilik de baca gazlarından oluşuyor. Yani kimse egzoz gazlarını kale almıyor. Esasında beyefendi de söylediği gibi yöneticiler, hükümet veya yerel yöneticilerin bu konuyu esasında ele almaları gerekiyor. Öncelikle halktan önce, halka da onu yansıtmaları gerekiyor. Şimdi Hollanda gibi bir yerde demiryolu trenleri bile elektrikle değil, güneş enerjisiyle yürütmeye çalışıyorken biz daha burada daha raylı sisteme bile geçemedik. Ankara tamamen otomotive teslim edilmiş bir şehir şu anda. Otomotiv sanayine teslim edilmiş. Hiç kimse otomobil olmadan bir yere gidemiyor. İki tane demiryolu ağımız var. Onun dışında kimse demiryolunu kullanmıyor. Bir de banliyö trenimiz 1950 yıllarında kurulmuş. 50 yılından beri ikinci bir banliyö treni yok daha. Yani planlama yapılıyor, Bağlıca gibi koskoca bir şehir konuyor oraya ve hala koskoca karayoluyla bağlanıyor. Ve onu, o karayolunu destekleyecek bir tane yanına raylı sistem konmuyor. Yani bu tamamen planlama mı diyeyim, politikacılar mı diyeyim, neyse, yani bunların bu konuların inedilikle ele alınması gerekiyor. Beyefendiden söylediğine tamamen katılıyor. Teşekkür ederim. İyi arkadaşımız var. Teşekkür ederim hocam. Necat Güner'in. Ben hocam kent sanat ilişkisini sormak istiyorum. Yani günümüzde bu ilişki nasıl? Yani tarih dönemde. Evet. Kısaca bir cümleyle artık çok yorulduğumuzun farkındayım. Kent yönetimlerimizin sanata yeteri kadar eğilmekte olmadıklarını şimdiye kadar gördük. Bırakınız sanata destek olmak, sanat eserlerine tüküren yerel yöneticiler varlığından şikayetçi bile olur. Yani pek hani hoşlanmadığımızı ifade ettik belki ama bir tepki gösterilmedi. Ne yazık ki Fransa'dan örnek vermek isterim. Biz mülkiyede sanat ve kültür eğitimi vermeyiz mesela. Bildiğim kadarıyla böyle bir dersimiz 60 yıldan beri konmadı. Ama en aliye Fransa'da mülki idare amirlerini yetiştiren yerin, okulun ki çok saygıdeğer bir kuruluştur, sanat ve kültür dersleri başta yer almaktadır. Yani böyle çok önemli bir ihtiyaca sorumuzla parmak basmış olduğumuz, bunun her çareye başvurularak geliştirilmesi gerekir. Tek tek belediyelerin istisnalar olabilir. Efendim Seferihisar'da, İzmir'de, Çankaya'da veya başka yerlerde. Doğrusu mukayeseli bir çalışma yapıp da size Türkiye'de durum şudur, kültür ve sanata ilgi bakımından diyemiyorum. Kültür ve sanat deyince bir
heykelin ucube diye nitelendiren veya şu sanat eserinin yüzüne tükürürüm diyen yöneticileri hatırlıyoruz. Onun dışında olumlu örnek hatırlamak şansımız maalesef olamıyor. Eskişehir belki. Belki Eskişehir. Teşekkür ederim. Şey yoksa ben teşekkür ederim. Yani olayım anlaşanlar olur. Vuruşan Keleş'in konuşmaları. Bugün de keşke daha da konuşsa diye dinledik. Öyle dinledik. Mükemmel oldu ve galiba önemli bir öneri yaptı. Doğru mu? Merkeze insanı koydu. Evet. Kentleşmenin merkezine insanı koydu. Ve insanı koyarken de insanın siyasal ve ekonomik müşteri olarak seçmen oluşundan yurttaş olmaya geçişine buna bağlı olarak koydu. Yurttaş başka bir yüksek mertebe, kentleşmenin de özünde bir insan değeri olarak ortaya çıkıyor. Bugünkü statüsünde siyasal ve ekonomik müşteriden ibaret bir seçmen olmak başka. Bugünkü seçmen statüsünün kentleşmesi bu. 21. yüzyılın yurttaş olan insanların kentleşmesi başka bir şey. Yalnız burada bizim için özel olan şey Ankara'nın bir simge olması. Duruşan Keleş'in konuşmasından çıkardığım Ankara'nın vazgeçilmeyecek bir simge olması. Onun için yarın kentleşmesinde de simgesel bir değer taşıması. Yani Serdar'ın deyimiyle iktidar tadilatından sonra Ankara'nın yeniden inşası meselesi, yeniden kentleşmesi meselesi ve böylece Türkiye düzeyinde kentlere örnek olması meselesi. Dolayısıyla yurttaş nedir? Cumhuriyet'in yurttaşı nedir? Bunun Ankara özelinde ortaya konması birinci mesele oldu. Kentlerin tabii bin bir değeri var. Yani sera gazlarından sağlık meselelerine kadar bütün şeyleri var, sorunları. Ama insanların bunun sorumluluğunu kendi üzerlerinde mi hissedecekler? Yoksa biz müşteriyiz. Biz parasını öder, bunu alırız veya alamayız. Bundan ibaret bir noktada mı kalıp kenti bir anlamda kaderine terk mi edecekler? Bu mesele birincisi. İkinci mesele, yine insan merkezdeyse rektörümüze söylemeden söz atmış oluyor bence. Çünkü Ankara yarının düşüncesinin tıpkı Cumhuriyet'te olduğu gibi, başlangıçta olduğu gibi yarının Cumhuriyet için, daha doğrusu muasır medeniyet seviyesinin üzerine Türkiye'nin insanı nasıl çıkar? Bunun tefekkür ve düşünce merkezi olacak. Bu da üniversite demek. Eğitim demek ama eğitimin taşlanması olarak göreceğimiz üniversite meselesi demek. Ankara'nın üniversiteleri değil mi? İkinci mesele de bu. Eğer Ankara'nın muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacak insan yetiştirme meselesi yoksa o zaman yurttaş meselesi de ortaya çıkmaz. Yani üniversitenin 21. yüzyıl tezi yoksa biz bugünün seçmeninden yani parayı öderim, rantımı alırım, hizmeti alırımdan ibaret daha ötede bir şey bekleyemeyiz gibi geliyor. Dolayısıyla birbiriyle bağlantılı ama ihmal etmeden üzerinde düşünmemiz gereken şeyleri bize söylediği için size tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rektörümüz de vallahi şimdi hocam söz olayınca laf attım yani. Almanya'da Berlin'de Dahlem diye bir yer var yani şehre yakın şehir içinde sayılır. Şimdi orada bir Prusyalı'nın 1700'lerde kurduğu bir çiftlik var. Ve işte yıllar geçiyor, savaşlar, 1. 2. Dünya Savaşı, Almanya yeniden toparlanıyor filan. Yavaş yavaş o çiftliğin sağından solundan tabii gidiyor. Şimdi Dahlem halkı, yani hocam yurttaş deyince, Dahlem halkı diyor ki ya biz, burası bizim şeyimiz yani, hep böyle büyüdük, bizim burası Dahlem. Onun için bu çiftliği koruyalım diyor ve bir dernek kuruyor. Dahlem'i Koruma Derneği. Kültür Bakanlığı'ndaydı.
Kültür Bakanlığı ile uzun uğraşlar sonucunda orası kamulaşıyor ve derneğe veriliyor. Tabii para da veriliyor devlet. Şimdi Dahmen çiftliği o kadar güzel bir yer ki. Bir Prusyalı, yani Atatürk'ün emaneti değil halk. Ama bir Prusyalı'nın şeyini, çiftliğini koruyorlar. Şimdi orada çocuklar yaş günü partilerini Dahmen çiftliğinde yapar. Çünkü güzel yürüme yolları vardır. Çocukların ellerini topla, ayaklarda ayakları müthiş bir yolu da vardır öyle. İşte küçük koleksiyon bahçeleri vardır. Ziraat sanatları, nalbant vardır. İşte Balta'da bir kere şey yapılır ve korumuşlar. Şimdi yurttaş olarak kente sahip çıkmamız lazım. Maalesef ben Ankara'da şeyde büyüdüm. Yani şimdi sevgili İsmet'in dediğine Kızılay'ın ortasında büyüdüm. İş Bankası şu şey binasının üst katı lojmandı. İşte rahmetli babam orada. İlk başladığımızda 4 katlı bir yerdi. Bütün her taraf 4 katlıydı. Yani 1940'larda yapılmıştı yani. Biz içindeydik ama 60'da hepsi 6 kat oldu, 7 kat oldu, 8 kat oldu. 20 yılda bu hale getirilir mi yani binalar, bulvarın o şeyini 20 yılda biz ve hangi yıllar bunlar? İşte 50-60 filan yıllar. Öyle tabii o enkazda benim de yazım var yani hocamla beraberiz mimarlar odasının kent tanışmada doğru enkaz 25 yılda yaşadığımız hiç yaşamadık ama maalesef ondan önce de Atatürk'ten sonra da görevlerimizi biz yurttaş olarak ve yöneticiler de yönetici olarak tam yapamadılar ki Ankara'ya buraya geldiği düşünüyorum. Hocamı dinlemek çok büyük bir onur. Çok teşekkür ederim ben. Sağ olun.